Sayın izleyiciler, şu anda Eyüp Sultan Mahallesi'ndeyiz. Samandıra Eyüp Sultan Mahallesi'ndeyiz. 2023 marketleri 6. şubesini açtı. Ve bugün özel anneler gününe özel 2023 marketleri ünlü top model Tuğba Altın Top'u çekiliş için buraya getirdi. Tuğba Altın Top şu anda sahnede. Biz birazcık geç kaldık sanırım. Çekilişlere başladı. İlk çekilişimizi şu anda gerçekleştirdi. Birazdan mikrofonu ona uzatacağım. Kendisini uzatacağım. Tekrardan biraz sonra devam edeceğiz. Filip Özlü. Şu anda evet. Bir tane bornozumuzu kazanmış vaziyette. Ama Filip Özlü burada yok. Şunu da şöyle alayım. Bunu size böyle buradan vereyim. Şimdi ilk 10 kişiye dedik. Devam ediyoruz. Şimdi 2023'ün Anneler Günü'nü özel olarak hazırlamış olduğu bu güzel çekilişte hepinizle beraber olduğum için gerçekten çok mutluyum. Şimdi bu çekilişte de ilk 10 kişiye birbirinden değerli hediyeler veriyoruz ama ilk 10 kişiye şu anda bornoz hediye ediyoruz. Adalet sönmez. Adalet sönmez. Kendisi eğer buradaysa hemen yanımıza alabiliriz. Yine burada olmadığı için kenara ayırıyoruz. Şimdi 3. bornoz için çekilişi yapıyoruz. Vallahi burada olup da böyle gözümün içine bakıyorsunuz ya. Ay üzülüyorum. Mehmet Zengin. O da Ataşehir'de oturuyormuş benim oradan. Mehmet Zengin de burada yok. 4 tane sanırım çektik. Değil mi? Tamam, o zaman devam ediyoruz. Hadi bakalım, inşallah buradan birisine nasip olur. Halim Bey, bu çekilişlerin devamını diliyoruz. Atilla Arpakçı. Atilla Arpakçı. Evet, Arpakçı. Atilla Bey de burada yok. Olsaydı bir yük bir gelirdi muhakkak. Bunu da veriyorum. Evet, şimdi devam ediyorum. Ayşe Meteoğlu. Kendisi burada yok. Sultanbeyli'de kendisi oturuyor. Ya çekilişi hem buraya ben böyle şey atacağım, ondan sonra burada olmayacağım. Olur mu ya? Yani çok büyük hediyeler var. 82 ekran bir televizyon var galiba. Bence gayet güzel değil mi çocuklar? Semiha Kolanlı. O da burada yok. Çocuklar siz sayın. Sayın işte. Kaç oldu? 6. Şimdi 7 geliyor. Elif Hacıoğlu. Hadi artık biriniz olun ya. Elif Hacıoğlu. O da burada yok. Devam ediyoruz. Çocuklar, arkada araba var. Aman dikkatli olun. Can Çınar buradaymış. İlk önce şöyle şuraya sizi davet etsem. Defneciğim, evet. Can Bey, ilk önce biraz şöyle yanıma daha alayım. Öncelikle ne zaman acaba bu açı çekiliş için şey bıraktınız, yazı bıraktınız? 10 gün. 10 gün oldu ve bugün buradasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki tüm açılışlarda sizlerle beraber yine olmak ümidiyle. Ben teşekkür ederim. Şimdi size ilk önce şunu bir vereyim. Arkada işlemleri siz yaparsınız. Bu da sizin hediyeniz efendim. Şöyle gösterelim. Buyurun. Bir alkış alalım. Evet, Can Bey hediyesini aldı. Devamı inşallah buradadır. Çok teşekkürler. Sağ olun. Can Bey hediyesini aldı. Züleyha Gürkan da burada yok. Arkadaşlar, evet. Son bir. Peki. Bakmadan çekiyorum. Kime çıkacak acaba? Filiz Kara Aslan. Yok. Filiz Kara Aslan da yok. Evet, şimdi ilk 10 bornoz çekilişlerimizi gerçekleştirdik. Can Bey yanımızda olduğundan dolayı bornozunu kendisi aldı. Yalnız Can Bey'i yeşil eğer eşine verecekse, ama mavi olsa sanki daha iyi gibime geliyor. Kendisi mi kullanacak artık? Bugün yoksa annesine mi hediye edecek, yoksa eşine mi? Bilemeyeceğiz ama. Şimdi 10 kişiye pamuklu pike takımı hediye ediyoruz.
10 kişiye pamuklu pike takımı. Evet, hediyeler biraz daha artıyor. Defneciğim, ben senin bir tane çekmeni isteyeceğim. Evet. Siz söyle. Hakan Doğancı. Doğan. Hakan Doğan. Hakan Doğan aramızda yok. Pike takımı. Pike takımıydı değil mi? Bir daha kontrol edeyim. Aynen. Pamuklu pike takımı. Ki Days'in Colors'ın ürünleri gerçekten birbirinden değerlidir. Kendileriyle yaklaşık 2 yıl boyunca onların yüzü olarak çalıştım. Ve gerçekten benim evimde de Days'in Colors kullanılıyor. Şişt, şişt, kavga yok. Ah, daha neler. Gözümün önünde. Aa. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dikkatimizi dağıtmayalım. Tamam mı? Evet. Gülhan Uzun. Gülhan Uzun. Artık biriniz de burada olun ne olur. Gülhan Uzun pike takımını kendisine daha sonra ulaştırılacak. Bu arada arkamda evet yazılıyor. Cep telefonları var. Kendilerine bir şekilde telefonla ulaşacağız. Tabii ki. Yasin Pınar. Yasin Bey. Aa, bak burada işte şimdi erkeğin maalesef ki evet üstün gücünü görmüş oluyoruz. Hanımlar gördüğünüz üzere. Yasin Bey. Evet, size şunu vereyim. Al aşkım sen bunu. Heh. Yasin Bey, ne zaman siz bu çekilişe katılma kararı verdiniz? 7 gün falan oldu işte. Çok güzel ve burada olduğunuz için de çok teşekkürler. Evet, pike takımını şöyle alıyorum. Durun, gitmeyin. Size veriyorum bunu. Evet, çok teşekkürler Yasin Bey. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki çekilişte tekrardan görüşürüz. Şimdi Halim Bey yanımda. Halim Bey dediğim gibi çok eskiden bir dostum. Ama 2023 ile alakalı beraber çalıştığımız için de çok mutluyum. Kendisini de yanımıza aldık. Halim Bey, ilk önce 2023'ü siz benim Yukarı Dudullu Ataşehir mıntıkasında açmayı planlıyor musunuz? İstanbul'un Anadolu yakasında Eyüp Sultan'la başlayalım. Sultan Bey'in deyimle devam ediyoruz. Ondan sonra Ataşehir Ümraniye bölgesine sıralamamızı öyle bir şekilde devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Şimdi ben çekersem ayıp olur. Neden? Yani karıştıracağız, bakmadan çekeceğiz. O zaman bir tane. Neden 2023? Evet, bir soru geldi. Neden 2023? Sen aklamayacağım. 2023 tane nasıl olursa 2020'ye kadar 2023 tane tamamlayacağız. Aynen, 2023 tane açılışı birlikte gerçekleştireceğiz. Bu arada çektim. Hakan Doğru. Hakan Doğru. Evet, Hakan Bey kendisi buradaysa pike takımını kendisine verebiliriz. Ama Hakan Bey şu an yarımızda yok. Evet. Ben onu alayım. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Çok teşekkürler Halim Bey. 2023 ile alakalı ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Geleceği hepimiz için çok güzel, çok başarılı olsun istiyoruz. 2023 tane eğer ki firmayı biz açarsak Halim Bey, sırtımız yere gelmez Allah'ın izniyle. Evet, şimdi çekilişe devam ediyorum. Bu ikinci mikrofon devamlı elimde olacak mı bu arada? Evet, şimdi kaç tane oldu pike için? Bir tane daha çektim bu arada. Dilek Demir. Beşinci şansımız. Dilek Demir. Dilek Hanım yok. Sizin de var mı acaba burada? Aa, inşallah buradakilere de çıkar. Dilek Demir aramızda yok. Devam ediyorum. Hadi bakalım. Hafize Celep. Hafize Celep. Sizin de var mı burada? Ah süper. Hafize Celep. Kendisi şu an aramızda yok. Devam ediyoruz. Son hızla devam ediyoruz. Özgen Duşçu. Dışçı. Bilemiyorum ama Özgen. Özgen. Soyadını okuyamıyorum. Özgen Hanım ya da Özgen Bey buradalarsa, ki olsalardı, buradaydım, buradayım, buradayım diyebilirdik. Evet, devam ediyorum. Hadi bakalım. Sizin de var mı burada? Ah 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 ah. Ben orada olacağım. Buraya nasıl ben? Çekilişe. Jet gibi uçardım vallahi. Ne? Burada, içeride ürünler çok ucuz oğlum. Zengin olmamakla alakası yok. Ben de nereden alışveriş yaptım söylesen gözün açılır. Damla Daşçı. He bak. O çok güzel. Daşçıymış. Özgen Daşçı'yla Damla Daşçı.
Şimdi buraya veriyorum. Damla da yok. Damla Hanım da yok. Devam ediyorum. Kaçıncı oldu? 8, 2 tane. Peki. O zaman bir aile 2 tane pike takımı gitti. Süper. Filiz Karaaslan. Filiz Karaaslan. Kendisi de yine aramızda yok. Yine veriyorum buradan. Evet. Cengiz Yıldız. Cengiz Yıldız. Cengiz Yıldız da aramızda yok. Şimdi pike takımlarını da vermiş bulunduk. Geçenlerde de öyle bize bakıyor burada ne oluyor diye. Gülhan Yıldırım. Gülhan'a da az önce çıkmış mıydı? Ben öyle hatırlıyorum. Gülhan Yıldırım saten nevresim takımını kazandı. Son? Ha, son bitti. Peki. Sarıkamış'ın Yayıklı Köyü'nden İstanbul'a göç ettikten sonra bazı iş dünyasında çok önemli başarılar elde eden Halim Yıldırım şu anda 2023 adıyla marketleri kurmaya devam ediyor. Zannediyorsam bu 5. market. Hedef koymuş. 23 yılına kadar 2003 tane market açacağım herhalde. Biri de Sarıkamış'a zannedersem açar. Bir de kısaca sizi tanıyabilir miyim? Halim Yıldırım, Sarıkamış Yayıklı Köyü'nden geldim. 22 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. Ticaretle uğraşıyorum. Daha önce ev tekstil işi yapıyordum. Gıda sektörüne de yaklaşık bir yıldır başladım. Nasip kısmet 2023 adı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın, daha önceki Başbakanımızın hedefi 2023'tü. Çok hoşuma gitti hedef. Zaten kendisine ve partimize de kuruluşundan bu yana sempatim var. 2023 adı altında gıda sektöründe ilerleme planı yaptım. İnşallah Allah bahtımızı yolumuzu açık eder. Kaç market açtınız? Şu an 5 market açıldı discount tarzında. 6. marketimiz tadilat aşamasında, kurulum aşamasında. İnşallah her ay 1-2 tane market ilave ederek devam edeceğiz. 2015 yılında kaç tane market açmayı düşünüyorsunuz? 2015 sezon sonuna kadar, 2015'in sonuna kadar 25 markete ulaşmayı planlıyoruz. Peki bundan ondan sonraki yıllar hedefiniz nedir yani? 2023 yılına kadar inşallah Allah izin verirse 2023 marketi tamamlamak. Evet evet. Bir Sarıkamış'a bir market açmayı düşünüyor musunuz? Yani madem ki böyle yani hedefiniz çok büyük ise Sarıkamış da büyüyor görüyorsunuz, sürekli gelişiyor. Orada da bir market açmayı düşünüyor musunuz? Şimdi Sarıkamış dediniz, yaramı değiştiniz. Ben Sarıkamış'ın bağrından kopmuş biri olarak Sarıkamış denildiği zaman bütün aklım, fikrim, her şeyim oraya gidiyor. Yani hiçbir şey düşünemiyorum. Ben Sarıkamış sevdalısıyım. Nasip olursa Sarıkamış'ta marketten ziyade farklı projelerimiz var. Otel projemiz mevcut. İnşaat projemiz mevcut. Fakat şu an marketlere ağırlık verdiğimizden dolayı şu an ikinci plana bırakıldı. Önümüzdeki 2016 içerisinde de Sarıkamış'a ağırlıklı bir şekilde inşallah Allah nasip kısmet ederse alışveriş merkezi kurma planımız mevcuttur. Peki. Sarıkamış'tan göç edip işte gurbette gerçekten çok başarılı iş adamlarımız var. Dediğim gibi işte geliyoruz ama market açılışını da kendisinin düşüncelerini alıyoruz ama gördüğünüz gibi Sarıkamış'ta yatırım yapmak isteyen çok insanımız var. O yüzden artık Sarıkamışlar da yoksulluk politikası yapmasın. Orada da ekmek, asıl ekmek oradadır. Asıl kazanç oradadır. 6. bölgedir. Yani bir sürü teşviklerden falan yararlanılıyor. Serkan'ın da geliştirdiği projelerde de yani gerçekten SSK'da para az, hiç ödenmiyor. KDV'de ödenmiyor. Dolayısıyla artık bütün iş adamlarını doğduğu topraklarda yatırım yapmaya davet ediyoruz. Efendim teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.